Bazı sorular var bize gelen. Onlardan bir ikisini ben sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Sorulardan biri şu: mezar toprağından getirip, yani toprağa getiriyorlar. Onunla büyü yapmak ölüye zarar verir mi? Öncelikle büyünün her türü haramdır, çirkindir ve kötü görülmüştür. Kabih kelimesini kullanırız hatta. Çirkin bir şeydir, kabih bir şeydir. Büyüyle uğraşmak haramdır bir Müslüman büyüyle uğraşmaz, büyüyle amel etmez, büyüye gitmez, büyünün varlığının etki etmesi ayrı şey, büyünün haram olması farklı bir şey. Yani büyünün haram olması büyünün etki edebileceğine engel değildir. Zaten etki ettiği için, zarar verdiği için haram kılınmıştır büyü. Bu nedenle büyünün her türlüsü dinimizce haramdır. Peki bir mezara gittiniz, diyelim ki ilk yerden bir mezardan toprak aldınız ve getirdiniz büyü yapana. O büyü yapan da o toprakla büyü yaptı göya. Büyü yaptığını iddia etti. Şimdi soru şu: mezardan toprak alındı. Bu toprak, mezarından toprak alınmış olan ölüye zarar verir mi? Soru bu. Ölüye zarar vermez. Çünkü ölünün buna müdahale şansı yok ki. Ölünün oluru yok ki. Ölünün bilgisi de yok. Ölü bundan dolayı da sorumlu olmaz Allah katında. Yani çünkü fail değil bu işin, öznesi değil ölü. Ve iradesi de yok ki toprak alanı elini tutup aşağı doğru çeksin. Öyle bir şey de söz konusu değildir. Bu nedenle ölü bundan dolayı rahatsız olmaz. Ölüye bundan dolayı ceza gelmez. Ölü olsa bundan dolayı yani o duygu ona verilirse bundan rahatsız şey olur. Manevi yönden niçin böyle bir şey yaptınız diye ifade eder yani. İmkanı olsa konuşabilse benim mezarımda ne istiyorsunuz der. Ama böyle bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle bunu yapmak doğru değil, haramdır. Ölüye zarar vermez. Diriler zarar görür. Niçin? Ölünün toprağından izinsiz aldıkları için. Çünkü o toprak o ölüye aittir. Mesela izin almadan siz bir mezardan gidip otları sökemezsiniz. Çünkü o otlar, yeşil otlar Allah'ı zikrettikçe ölünün üzerindeki azap hafifler. Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi. Ne yaptı? Gitti. Dolaşırken mezarlığı bir yerde durdu. Yanındaki sahabiye sordu. Beni duyduğumu duyuyor musun? Dedi. Efendim bir şey duyamıyorum ben dedi. Bu ölü şu anda azap görüyor. Ufak bir şeyden dolayı. Büyük bir günahından değil ama dedikodu yapardı diyor. Söz taşırdı diyor. İnsanları birbirine vurdururdu. Bundan dolayı şu anda azap görüyor. Bana bir yaş hurma dalı getirdi. Yaprak veya dal. Hurma dalını mezara dikti. Sahabin için yaptınız bunu dediğinde Allah'ı zikreder. Allah'ı zikrettiği için bu yeşil yaprak ölünün üzerindeki azap hafifler. Demek ki ölünün mezarına biri çiçek gül ekmiş, siz gidip onu koparamazsınız. Ona vermiş olan bu nimete zarar veremezsiniz. Ölülerle olan hukukumuza dikkat etmek gerekir. Yani öldü gitti ama onun bir hukuku var. Durup dururken mezarı kazamayız. Mezardan kemik çıkarılamaz, haramdır. Niçin? Ölünün hukuku var, cesedinin saygınlığı var. İslam'a göre insanın hayattayken de cesedi muhteremdir, saygındır. Öldükten sonra da cesedi saygındır, muhteremdir. Bunu bilmek ve buna göre efendim hareket etmek gerekir